Tamam, şimdi iktidar ortaklarının uzun zamandır bir ikircikli durum yaşadığını biz biliyoruz. Evet. Nasıl bir ikircikli durum? Zaten orada da birbirlerine bir güç gösterisi, özellikle ne yazık ki devlet yapılanmasındaki o asimetrik organizasyonel yapı dolayısıyla birbirlerine bir gövde gösterisi halindeler. Biz bunu nereden biliyoruz? Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davasında tek tek sızdırılan, ortaya çıkartılan bilgi ve belgeler dolayısıyla biliyoruz. Devlet Bahçeli'nin her ne kadar 80'lerden kalsa da çeşitli sembollerle ve sübliminin olduklarını zannettikleri aslında aleni olan mesajlar vermesinden biliyoruz. Dolayısıyla iktidar cephesi zaten özellikle bu tür onlar için hassas konularda, çünkü bir takım zafiyetleri olduğunu biliyoruz. O zafiyetlerden biri de Mustafa Kemal Atatürk, bunu da biliyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla o zafiyetleri olduğu konularda özellikle bir istişare yapma sabrını gösteremeyebiliyorlar. Hı-hı. Ömer Çelik dışındaki özellikle MHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamaları ve teğmenlere sahip çıkan açıklamalarını aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin %99 vatandaşının vereceği bir refleks olarak yorumluyorum. Üstelik de kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan bir parti oldukları için ve şunu da çok iyi biliyoruz, sadece yargıda değil askeri düzende de ciddi bir ağırlıklarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da bunu bir refleks olarak kabul etmek mümkün. Ancak daha sonra bir yandan iki şeye ihtiyacı var demiştik iktidarın. Bir gündem değiştirmeye ihtiyaçları var. Yani gündemi mutlaka kendileri belirlemek, konuşulmasını sağlamak ve kendi sadece sadık seçmen kitlesinde değil, aslında bugüne kadar 20 yıldır oy almaya alışkın oldukları merkez sağda olan, kendilerini seküler diye tanımlayan önemli bir %17 ile %19'luk bir kesim var. Fakat şimdi biliyoruz ki bu yerel seçimde o kesimi kaybettiler. Dolayısıyla da onların da gündemi yakalayamaması açısından bir gündem rüzgarı estirmeye ihtiyaçları var. İkinci ihtiyaçları, kendi çekirdek kitlelerinin, aslında %25 olan çekirdek kitlelerinin sadakatini arttırmak için bir mağduriyet hikayesine ihtiyaçları var. Ve işte Erdoğan'ın en büyük mağduriyeti, en hassas olduğu şeylerden biri neydi? Kuşkusuz 15 Temmuz'du. 15 Temmuz her ne kadar bütün memleket için önemli bir hassasiyet noktası, çok büyük bir olay olsa bile 15 Temmuz'a Türkiye'yi getiren hemen her adımı iktidar ve ortakları zamanında okyanus ötesinden ne istediğinizi de vermedik diyerek, okyanus ötesinden çağırarak Türk devletindeki organizasyonlarda, yapılanmada kendilerinden yardım aldıkları kesim tarafından yapıldığı için tabii ki asker denildiği anda bir tüyleri diken diken oluyor. Bu ister istemez özellikle AK Parti'nin yaşadığı bir gerçek. Ya. Ancak ne yazık ki FETÖ yapılanmasından, FETÖ'nün devletteki yapılanmasını kurutacağım, kurtaracağım derken bir yandan da hem MHP'yle hem de bizim bugün adını bir kısmının sadece bildiğimiz tarikatlar, cemaatlerle bu yapılanmalar sağlandı. Dolayısıyla AK Parti'nin kuruluş yıllarında olduğu gibi merkez sağa göz kırpan, daha sekülerlerin popüler ettiği bir partiden geldiği nokta bir korku cumhuriyeti oldu kendi içlerinde. Çünkü bir yandan FETÖ'den kurtulacağım derken bambaşka yapılanmalar içine girdiler. Yoksa bu teğmenlerimiz aslında AK Parti döneminde doğmuş çocuklar. Yani evet, onların tamamı doğmuş askerler. Özellikle tabii kadın olmalarını zaten Türker Komutan çok güzel altını çizdi ama ben de her kadının Türkiye'deki başarısıyla gurur duyduğumuz gibi üçünün de birden kadın olmasıyla muazzam bir gurur duyuyoruz. Ancak tabii ki AK Parti'nin kendi istediği, kendi büyüttüğü kesimlerde kadın olmaları da büyük bir rahatsızlık yarattı. Bunu da unutmamak lazım. Ama ilk cümle şöyle toparlamamız gerekir diye düşünüyorum. Buradan bir mağduriyet hikayesi yaratıp Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi askeriye de, üstelik de askeri bir alanda söyleniyor. Bakın burası
çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani bu teğmenler buluşup Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yapmadılar bunu. Hmm. Kendi yuvalarında büyüdükleri, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla yoğruldukları, eğitim aldıkları yerin bahçesinde yaptılar. Ve üstelik de bu yemin töreninden sonra değerli Ebru Eroğlu teğmenimizin önemli bir açıklaması var. Diyor ki, bizi tarikatçı ve cemaatçi zannediyorlar. Onlara Atatürkçü olduğumuzu, Atatürk'ün ilkelerinden gittiğimizi göstermemiz gerekiyordu. Bu bize ne diyor peki İnan Bey? Bu da aslında bu askeriyede AK Parti'nin Milli Savunma Üniversitesi, üstelik de kendi seçtikleri çocukları, kendi eğittikleri çocuklarda dahi tarikat ve cemaat meselesiyle ilgili bir rahatsızlık var. Bir de bunu, bize bunu işaret ediyor. Demek ki bu teğmenler nasıl bir mobbingle karşılaştılar, ne kadar rahatsız oldular ki böyle bir şey, yemini tekrar yüksek sesle kayıt altına alarak yapma gereği duydular ve bundan da tıpkı bir askerden beklenildiği gibi hayır geri durmuyoruz, biz bunu göstermek için yaptık diyorlar. Peki. Öte yandan tabii iktidar da çok dağınık bir durumda, ağız birliği yapamıyorlar, ikircikli tavırlar sergiliyorlar ama biz iktidarın bu tavrına artık alıştık, dağılmak üzere olan, birbirine bireysel ve örgütsel çıkarlar dolayısıyla bir ortaklığın devamı söz konusu orada. Bu olaydaki açıklamalar bile bize bunu gösterdi. Peki. Şimdi Türker Bey'in bağlantısında bir problem olmuş. Arkadaşlar tekrar hazırlayacaklar bağlantıları. Bu arada onlar bunu hazırlarken ben de bu Sisi meselesine geçeyim. Türker Ertürk'e bu incelemeden teğmenler hakkında ne çıkar diye soracağım bu arada. Yani onlara bir ceza verilmesini beklemeli miyiz acaba? Yoksa Milli Savunma Bakanlığı'nın bu açıklaması biraz da hani bu konuda bir şey yapıyormuş gibi görünme kastını mı taşıyor, yoksa gerçekten de bu teğmenlere bir ceza çıkabilir mi? Onu da soracağım. Türker Ertürk'e. Şimdi Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi dün Ankara'da ağırladı. 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk Mısır Devlet Başkanı oldu Sisi. Ama konu 12 yıl aradan sonra yapılan ziyaret değil. Erdoğan'ın Sisi hakkında söyledikleri, artık hepinizin malumu, tekrar etmeye gerek yok. Ağır ağır laflar etmişti Sisi hakkında. Dün havaalanında uçakta karşıladı Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve havaalanına kadar uğurladı. Uçağın kapısına kadar uğurladı. Anadolu Ajansı bir fotoğraf servis etti. Tam da Erdoğan Sisi'yi uğurlarken çekilen bir fotoğraf bu. Fotoğraf şimdi gelecek ekrana. Orada Rabia işareti yapıyor Erdoğan. Anadolu Ajansı öyle olduğunu söylüyor. Yani Anadolu Ajansı fotoğrafı servis etmiş. Erdoğan Rabia işareti yaparak uğurladı dememiş bu fotoğrafa. Dememiş, fakat altında etiketlerde Rabia işareti diye var. Yani Erdoğan'ın Rabia kastıyla yaptığı bu.